Teşekkürler. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sayın Kadem Başkanım, değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli temsilciler, kıymetli misafirler. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bakanlığımız ve Kadem işbirliğinde düzenlenen Dijital Çağda İnsan Kalmak temalı 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Dijital çağ ve insan ilişkisi birçok açıdan ele alınabilecek oldukça mühim, oldukça kapsamlı bir tartışma alanı. İnanıyorum ki bugün başlayacak olan ve 3 gün boyunca devam edecek zirvede konuşulacak başlıklar da önemli çıktılar sağlayacak ve bizlere iyi bir yol haritası oluşturulacak. Değerli misafirler, biz bugün artık bilişim, iletişim sektörleri başta olmak üzere teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir dönemi yaşamaktayız. Ve bugün artık dünya nüfusunun neredeyse %60'ı internete erişebiliyor. Ve dünyanın nüfusunun yine yarıdan fazlası, neredeyse 4 milyar kişi sosyal medya kullanıcısı. Ve sosyal medya kullanıcılarının geçtiğimiz yıla göre baktığımız zaman da %10'dan fazla büyüdüğünü görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki ortalama 1 milyondan fazla insan son 12 ayda her gün ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başlamış. Ve bu da saniyede neredeyse 12 yeni kullanıcıya tekabül ediyor. Akıllı telefona baktığımız zaman da akıllı telefon kullanıcı sayısı da %67'lere gelmiş durumda. Ülkemizde ise bu oranlar dünya ortalamasının da üstünde. Yani 62 milyon internet kullanıcısı ile nüfusumuzun %74'ünü kapsıyoruz. Yine nüfusumuzun %64 gibi yüksek bir rakamı aktif sosyal medya kullanıcısı ve %92'si de akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla da Türkiye dünya ortalamanın üstünde bir internetle olan bir diyalog içinde ve Türkiye'deki kullanıcılar günün ortalama 7,5 saatini de internet üzerinden geçirdiğine dair çalışmalar var. Dolayısıyla bugün artık yeni teknolojiler ne getirecek sorusundan önce hayatımızı değiştirmekte olan teknolojileri nasıl daha verimli kullanabiliriz? Teknolojik ilerlemelerin bireyler ve toplum üstündeki derin ve dönüştürücü etkileriyle nasıl baş edebiliriz soruları gündemimizi işgal ediyor. Artık yapay zeka ve dijital sistem sadece bilim kurgu filmlerinde şahit olduğumuz bir gerçeklik değil. Hayatımızın birebir içinde, birebir merkezinde yer almakta. Dolayısıyla da biz bu aracı iyiliğe veya kötülüğe evirmek veya o iyilik veya kötülük için kullanmak da bu aracı mümkün. Dolayısıyla da bizim bu aracı nasıl, ne amaçlı kullandığımız çok önemli. Onun olumlu veya olumsuz etkilerini izleyebilmek adına. Özellikle bugün baktığımız zaman son bir yıla yaklaşım bir süredir mücadele ettiğimiz salgınla birlikte dijital sistemin bizleri ne şekilde etkilediğini daha net şekilde görüyoruz. Artık tüm çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi neredeyse teknolojik araçlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ailelerimizle, dostlarımızla ve böyle platformlarda görüşmelerimiz, toplantılarımız hep dijital ortamlar üzerinden oluyor. Çocuklarımızın eğitimleri online bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla üretici-tüketici ilişkisi de yine dijital mecra üzerinden, online satış platformları üzerinden gelişiyor. Çalışma alanları uzaktan çalışma yöntemini tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla bütün alanları eğitimden sağlığa, ticari hayattan çalışma hayatına kadar bütün alanlarda biz dijitalleşmeyi daha yakinen tecrübe ettiğimiz bir salgın sebebiyle bir dönem geçiriyoruz. Tabii ki bunun sonucu olarak aile kurumu da bu köklü değişimden nasibini alıyor. Özellikle dijital yerliler olarak adlandırılan teknolojik hayatın içerisine doğan yeni nesil ile dijital göçmenler olarak adlandırılan bu sürece adapte olmaya çalışan bir üst kuşak arasındaki yaklaşım ve olayları yorumlama farkı da gün geçtikçe büyümekte ve biz bilgi, kültür ve değer aktarımının kuşaklar arasından ziyade daha ağırlıklı olarak internet üzerinden olduğu bir döneme girmekteyiz. Baktığımız zaman biz son 18 yılda Türkiye'de büyük değişimler yaşamış, ilerlemeler kaydetmiş bir ülkeyiz. 2002'de nüfusumuz 166 milyonken şu anda 83 milyona ulaşmış durumda. Kentleşme ve kentsel dönüşüm hız kazanmış durumda. Ve ortalama yaşam beklentisinden bebek ölümlerine, okullaşma, kız çocuklarımızın okullaşma oranlarından, teknokent ve üniversite sayılarımıza kadar birçok insani gelişmeyi gösteren pek çok istatistikte de ciddi ilerlemeler kaydettik. Ve bunların sonucunda da insani gelişme endeksinde
orta gelişme seviyesinden önce yüksek gelişmeye, daha sonrasında çok yüksek insani gelişme seviyesine ulaşmış olduk. Biz de bakanlık olarak insanı insan yapan, bizi biz yapan değerlerimizin korunması ve yaşatılması noktasında üstün gayret göstermekteyiz. Ve bu doğrultuda dijital çağda insan bağlamında hem çalışma hayatını hem de birey, aile ve toplum ilişkileri noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdam ve iş gücü profili de teknolojik değişimden nasibini alıyor. Artık sanayi devrimiyle beraber insan kas ve beden gücüne duyulan ihtiyaç azalmışken, şimdi insanın zihin gücüyle gerçekleştirdiği işlere talep artarken, şu anda yapay zeka ve otomasyon ve büyük veri gibi alanlardaki gelişmelerle de mesleklerin değişimi de söz konusu. Bütün bu değişimler sonucu olarak da biz de işlerin geleceği anlamında çalışmalar yürütmekteyiz. Ben burada çok önemli bir göstergenin de altını çizmek isterim. OECD'nin bir son raporuna göre dijital dönemde 18 göstergenin 8'inde kadınların erkeklerden daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Yani kadınlar sağlık alanında, iş arama gibi alanlarda interneti erkeklere göre daha fazla, daha iyi bir şekilde kullanıyorlar. Ama bunun öte yandan kızların siber zorbalık mağduru olma olasılığının da erkeklere göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Yine çalışma hayatında birçok ülkede kadınlara göre erkekler daha çok uzakta çalışırken, ülkemizde bu uzaktan çalışma konusunda belirgin bir fark da görmemekteyiz. Dolayısıyla biz bu dönüşüm maratonunda iş gücümüzü daha nitelikli hale nasıl getiririz de çalışmalarını yapıyoruz. Özellikle İşkur vasıtasıyla düzenlediğimiz eğitim programlarıyla da dönemin ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Özellikle bilişim sektöründe, siber güvenlik alanlarında ve geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları ve buna dair de farkındalık eğitimlerine devam ediyoruz. Özellikle geleceğin meslekleri konusunda. Diğer bir nokta da tabii ki çocuklarımızı dijital çağın tehlikelerine karşı koruyabilmek. Bu anlamda da hem ebeveynler için hem çocuklarımız için hem medya okur yazarlı eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızı korumak için bir sosyal medya çalışma grubu kurduk ve çocuklarımızın dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ediyor ve önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Burada gerek Emniyet Genel Müdürlüğümüzle de beraber. Bu sosyal medya çalışma grubu ile şu ana kadar toplamda 1000'i aşkın içeriğe müdahalede bulunduk. Yine çocuklarımızın daha uygun dijital risklerden korumak için onlara dair bilişim teknolojilerinde daha verimli kullanmalarına yönelik de çalışmalar yürütmekteyiz. Kitapları incelemekteyiz Muzdur Neşriyat Kurulu aracılığıyla ve burada da kitaplarımızın uygun olanlarında web sitemizde yayınlıyoruz. Çocuklarımızla ebeveynlerimizin arasında bu konudaki farkındalığın artması noktasında da eğitimler vermeye devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bu bilgi, tecrübe ve kültür aktarımının bu rollerin hızla değiştiği bir dönemde biz çocuklarımız olduğu kadar ebeveynlerimizi de bu döneme hazırlamamız gerektiğine inanıyoruz. Yine aile yapısının daha sağlıklı, daha sağlam olması için bir denge gerekiyor ve bu yüzden de evlilik öncesi eğitim programlarımız, aile eğitim programlarımız ile de ailelerimize sağlıklı aileler kurmaları noktasında da eğitimler vermekteyiz. Bugüne kadar eğitimlerimize 1,2 milyon gencimiz ve 2 milyon vatandaşımız katıldı. Biz inanıyoruz ki, demin de Sayın Başkan da ifade etti, dijital dönüşümün, dijital çağın nesnesi olmadan öznesi olarak teknolojiden doğru istifade ederek, nimetlerinden faydalanarak ama değerlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi kaybetmeden bu dönüşümden istifade edebileceğimize inanıyoruz. Milletimize, ülkemize güveniyoruz. Ve manevi, milli ve manevi köklerimizin sarsılmaz olan bu temeller içerisinde büyüyen bir toplum olduğumuzu da biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye son 18 yılda çok büyük bir değişim, dönüşüm ve gelişim sergiledi. Ve inşallah biz bu değişimi, dönüşümü saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha üst bir çıtaya ulaştıracağız. Ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürüyeceğimizi de inanıyoruz. Teknolojiye rağmen değil, teknolojiyle birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz. Ve bu ciddi bir silaha dönüşebilecek bu dijital dönüşümün ehil ellerde tüm dünyaya iyilik, adalet ve huzur getirebileceğine de inanıyoruz. Dolayısıyla yerli ve milli teknoloji hamlemizle
İnşallah biz bu süreçte bunun paydaşlarından biri olacağız ve tüm bizlere umudunu bağlamış tüm mazlum ve mağdur coğrafyalara da insanlığın geleceğinde önemli rol oynayacağımıza buradaki bütün katılımcılarla beraber inanıyoruz. Üzerinde çok detaylı konuşulması gereken bir konu. Bu konuyu gündeme getirdiği için ben Kadem'e bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bu sene dördüncüsü düzenlenen Kadın Adalet Zirvesi'nin sonuçlarının da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katkı sağlayan herkese de şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.